Evet arkadaşlar, bugün 220 TL yazar kasa POS kullanım hakkında bilgi vereceğim. Nakit nasıl kesilir? Kredi kartıyla satış nasıl yapılır? Gün sonu ve Z raporu nasıl alır? Onları anlatacağım. Şimdi öncelikle isterseniz kağıt nasıl takılır onu göstereyim hiç bilmeyenler için. Şuradaki mandalı yukarı doğru çektiğimiz zaman şöyle kapağımız açılıyor. Kağıt kapağımız. Şöyle kağıdımızı çıkartalım. Kağıdı bazen müşteriler şöyle takıyorlar, şu şekilde. Böyle değil. Kağıt şöyle alttan gelecek. Kağıdı şöyle bırakacağız. Daha sonra şu kapağını üstünü kapatacağız. Böyle de yırtacağız. Kağıt takmamız böyle basit. Açma kapamasını göstereyim. Şuradaki yıldız ve kapatma tuşuna basılı tuttuğumuz zaman kasamız kapanıyor. Evet, basalım. Evet, kasa şu an kapandı. Üstlere bastığımız zaman ekran gelmiyor. Aynı tuşa 2-3 saniye basılı tuttuğumuz zaman da kasamız açılıyor. Evet, şu an kasa açılıyor. Açılırken herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Tuşlara da basmıyoruz. Satış ekranı gelene kadar bekliyoruz. Kasamız açıldı. Şimdi kasamızın şuradaki en sağdaki yeşil olarak gözüken pil göstergesi. Üst tarafta beyazlık başlamış. Yani pil aşağılara doğru seviye düştükçe yeşil seviyede yeşil çizgiler de azalıyor. En sonunda da bir ufak bir turuncu bir renk çıkıyor yani dipte. Bu da pilin zayıfladığını gösteriyor. Bakın ilk açılışta hat göstergeleri beyaz olarak geldi. Daha sonrasında kırmızıya döndü. Biraz sonra da yeşile dönecek. Yeşile döndüğü zaman bakın şu an yeşile döndü. Ekran gözüküyor şu an. Yeşile döndüğü zaman hattımız aktif demektir. Şu an çalışıyor demektir. Şu an çekim yapılabilir. Beyaz ya da kırmızıdaysa çekim yapılamaz. Çekim olmaz. Şimdi nakit satışı nasıl yapılır onu göstereceğim. Kasada bir müddet bekleyince uyku moduna geçiyor. Herhangi bir tuşa bastığımız zaman uyku modundan çıkıyor. POS yazar kasalarda öncelikle her zaman fiyat girmemiz gerekiyor. Hani bunu nakitle kessek, kredi kartıyla da satış yapsak öncelikle fiyat giriyoruz kasaya. Örneğin 1 liraysa direkt 1 tuşuna basıyorum. 10 liraysa bir tane 0 koyuyorum. Bir sıfır daha koyarsak bu 100 TL demek. Silme tuşumuz şu sarı tuş. Sarı tuşa bastığımız zaman bütün rakamları siliyor, sıfırlanıyor. Küsurat varsa eğer, örneğin 12,5 liraysa o zaman nokta kullanmamız gerekiyor. Şu şöyle 12,5. Bu 12,5 lira demek. 5'ten sonra sıfır koysak da 12,5 lira oluyor. Koymasak da yine 12,5 lira. Aslında makine zaten sıfırı koyuyor. En sonunda sıfır var. Koymamıza gerek yok. Yine yanlış yazdıysak sarı tuşla komple siliyoruz. Örneğin 1 liralık satış yapalım. Nakit keselim bunu. Bir tuşuna basıyorum. Daha sonra bu kısımlardan hangi kısımlarda ne tanımlıysa o tuşa basıyoruz. Mesela K1 tuşuna basalım. K1'de onların tanımlıymış. Fiyatı yazdık. K1 tuşuna bastık. Daha sonra nakit tuşuna bastığımız zaman fişi kesmiş oluyoruz. Evet, 1 liralık satışımızı yaptık. Altta nakit 1 TL olarak yazıyor. Nakit kesmemiz bu şekilde. Yani kısacası fiyatımızı giriyoruz. Kısımlardan hangisini sattıysak kısma basıyoruz. Daha sonra yeşil olan nakit tuşuna bastığımız zaman fişimiz çıkıyor. İkinci fiş çıkmıyor zaten. Tek fiş çıkar. Bu çıkan fişi de müşteriye veriyoruz. Bir kuruşluk bir satış yapalım kredi kartında. Öncelikle fiyat yazıyorum. Bir kuruşu yazdım. Daha sonra bu kısımlardan yine hangisini sattıysak bu sefer de kısım 2'ye basalım. Daha sonra nakit keserken ne yapıyorduk? Yeşil tuşa basıyorduk. Fişimiz çıkıyordu. Şimdi ise nakit yerine kredi kartı tuşuna şu siyah tuşa basıyoruz. Direkt bankaya bağlanıyor. Normal banka kartlarında çipsiz olanlarda şöyle çip olmayan kartlar banka kartları genelde. Bunları da manyetik taraf sol tarafa gelecek şekilde bu şekilde çekiyoruz. Bakın müşteri şifresi istiyor. Kartımızı çektik. Şimdi şunu da göstereyim. İptal tuşuna bastım, satış ekranına geldim. Tekrar kredi kartına bastığım zaman kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu kasada sadece Akbank olduğu için burada sadece direkt Akbank'a bağlandı. Biz kredi kartı tuşuna bastığımız zaman bir banka olduğu için direkt Akbank'a bağlandı. Eğer bu kasada 5 tane banka yüklü olsaydı burada 5 tane seçenek çıkacaktı. İşte birden başlayacaktı 5'e kadar banka isimleri olacaktı. Yandaki numaralara basarak o bankaları seçecektik. Örneğin Akbank 3. sıradaysa o zaman şuradaki 3 tuşuna basacaktık. Akbank'a girecektik. Tabi tek banka olduğu için direkt Akbank'a bağlanıyor. Şimdi burada uzun süre işlem yapmadığımız için bizi satış ekranına attı. Buradayken kredi kart tuşuna tekrar basıp kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bakın kart okutun dedi tekrar. Banka kartını diyelim ki buradan çektik. Bakın kart okunamadı hatası verdi. Bu manyetik çok çekmekten kaynaklı. Biraz zor okuyor. Birkaç sefer üzerinden geçmek gerekiyor şu şekilde. Şöyle. Bakın okudu. Diyelim ki bunu okumadı. Bunu okumadıysa çarpıya basıp tekrar kredi kartına basıp kaldığımız yerden devam edip böyle çipli bir kart takabiliriz. Kredi kartını takıp müşteri şifresini girecek. Daha sonra onay tuşuna bastığımız zaman fişimizi çıkartmış olacak.
Çekimi yapalım. Şifreye girelim. Evet, onay kodunu verdi. Kartı çıkartınız dediği zaman kartımızı çıkartıyoruz. Bir tuşa basın dediği zaman bu fişi yırtıyoruz. Bu ilk çıkan müşterinin. Şimdi tuşa basmadık. Kasa kendisi otomatik çıkarttı. Ya da herhangi bir tuşa bastığım zaman fiş çıkıyor. Bu ikinci çıkan da müşterinin. Bu silip. İlk çıkansa kasa fişiyle silip. Her zaman kredi kartı satışlarında ilk çıkan müşterinin, ikinci çıkan da iş yerine ait. Evet, satışımız bu şekilde. Yani fiyat giriyoruz. Kısıma basıyoruz. Kredi kartına basıyoruz. Kart okutuyoruz. Şimdi diyelim ki bu satışı iptal edeceğiz. Şuradaki iptal tuşuna basıyorum. Böyle 7 tane seçenek geldi. 5. sırada POS işlemleri var. 5 tuşuna basıyorum. Akbank'a direkt bağlandı. POS işlemlerine bastığım zaman eğer bu kasada 5 tane banka yüklü olsaydı burada 5 tane seçenek çıkacaktı. Hangi bankayı iptal edeceksek o bankanın içerisine girecektik. Oradan iptali bulup satışı iptal edecektik. Şimdi Akbank'a girdim. Birinci sırada iptal iade var. Bir tuşuna basıyorum. Birinci sırada iptal iade, ikinci sırada iade var. Bire basıyorum yine iptal. Kart okutun diyor. Çekim yaptığımız kartı takıyoruz. Sıra numarası diyor. İptal edeceğimiz fişin üzerinde bakalım sıra numaramız kaçmış. Bakın sıra numarası 2 diyor. Sıra numarası 2'ymiş. 2 tuşuna basıyorum. Daha sonra onay tuşuna basıyorum. Bakın onay kodunu verdi. Silip basıyor. İptallerde de ilk çıkan iş yerine ait. İşin altında zaten yazıyor. Silibin altında yazıyor burada. İş yerine aittir diye. Diğer kopyası için herhangi bir tuşa basıyorum. İkinci çıkan da kart sahibine ait. Yani müşteriye ait. Kartı çıkartın dedi. Kartı çıkardım. İptalimiz de bu şekilde. Tekrar kısa bir şekilde anlatayım iptali. İptal. POS işlemleri 5'e basıyorum. Tek bank olduğu için Akbank'a direkt girdi. Birinci sırada iptal. İptal tuşuna basıyorum. Yine birinci sırada iptal yazıyor. Bir tuşuna basıyorum. Kart okutuyoruz. Daha sonra sıra numarasına girip onaylıyoruz. Bu şekilde iptal ediyoruz. İptal ettikten sonra çarpı tuşuna basarak satış ekranına geri geliyorum. Şimdi diyelim ki 15 lira yazdım. Kısım 2'ye de bastım. Daha sonra kredi kartına bastım. Buradayken kart okutmazsak eğer ya da uzun süre bu şekilde beklersek, bakın ben şimdi iptal tuşuna basıyorum şu kırmızıya. Satış ekranına düştüm. Eğer ben bu kredi kartına bastıktan sonra kart okutmayıp beklersem bizi kasa satış ekranına atar. Satış ekrandayken müşteriler şu hatayı yapıyor. Buraya düştüğü zaman şuradaki yeşil nakit tuşuna basıyor. Ve işte kredi kartıyla satış yapacaktım ama nakit kesti diyor kasa. Bundan kaynaklı oluyor. Buradayken kredi kart tuşuna basıp tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani işlem sonlanmamış oluyor. Yarıda kalmış oluyor. Hadi diyelim ki satış yapamadık. Çekim olmadı. Limit yok. Ya da başka bir sorun oldu. Ya da satış iptal oldu. O zaman iptal tuşuna basıp satış ekrandayken şuradaki yıldız tuşuna basıyoruz. Kapatma tuşumuz aynı zamanda. Uzun değil. Tabii bir kere basıyoruz. Şurada yıldız çıkıyor ekranda. Daha sonra iptal onay dediğimiz zaman yarım kalan işi iptal ediyor. Yani kredi kartı satış yaparken diyelim ki 20 yazdım. Kısım 2'ye bastım. Kredi kartına bastım. Ama yanlış yazdık ya da satış olmayacak. İptal tuşuna basıp satış ekranına gelip yıldız iptal onay diyelim. Yarım kalan işi iptal ediyor. Mali değeri yok. Yarım kalan işlemlerin hepsini bu şekilde iptal edeceğiz. Ha şunu da anlatalım. Şimdi burada kısım 1, kısım 2, kısım 3, kısım 4 var. Ama altında da sarı olarak kısım 5, kısım 6, kısım 7 ve kısım 8 var. Şimdi bazı müşteriler sol taraf köşe K1, sağ taraf K5 olarak anlıyor. Böyle değil. Diyelim ki 1 lira yazdım. K1'e bastım. K5'e geçmek istiyorsam eğer, o zaman parayı yazdıktan sonra şuradaki yıldız tuşuna basacağım. Bu tuş takımı üzerindeki sarılar aktif oluyor. Yani bunun üzerindeki K5 varsa o zaman K5. Burada K3'te K7 varsa K7 aktif oluyor. Ya da bakın şu ara toplamda çekmece resmi var. Eğer kasaya çekmece takılıysa bu tuşa basarsam kasamız çekmeceyi açar. Ya da şuradaki X işareti ve ok işaretinin olduğu yerdeki tuşa basarsam kağıt sürer. Bakın kağıdı bir miktar yukarıya sürüyor. Tekrar sarı yıldız tuşuna basıp buna basarsam bakın yine kağıdı sürdü. Kısım 5, kısım 6, kısım 7'ye de
Yıldız tuşuna basarak yapıyoruz. Yani yıldıza bastım. Buna basarsam K6 devrede. Ama yıldıza basmadan basarsam K2 devrede. Bakın bir yedek parça bir de hortum varmış. Bu kadar fiyat girdik. Buradayken nakite basarsam bu yazdıklarımızın hepsini nakit kesmiş oluruz. İptal etmek istiyorsam yıldız iptal onay diyorum. Bütün yazdıklarımızın hepsi iptal oldu. Mali değeri yok. Bu çöp. Şimdi gün son almasını göstereyim. Tabii Z rapor almasını gösterelim önce. İptal tuşuna basıyoruz. Bir ana menü geliyor. İptal tuşuna tekrar bastığım zaman satış ekranına geri geliyor. İptal tuşuna bastım. Ana menü ekrandayken 7 tane seçeneğimiz vardı burada. Birinci sırada raporlar var. Bir tuşuna basıyorum. Birinci sırada yine Z raporları var. Bir tuşuna basıyorum. Z günlük 1'e basıyorum. Bakın onay diye geldi. Onaylamak istiyor musunuz diye soruyor burada. Onay tuşuna basarsam Z raporunu veriyor. Kasamızın Z raporu bu şekilde anlıyor. Kısacası satış ekrandayken iptal tuşuna basıp sürekli bir tuşuna basarsak onay yazısı geldikten sonra onaya basarsak Z raporumuz çıkıyor. Kısa yolu bu. Yani bastım. Sürekli 1'e basıyorum. Bakın 1, 1, 1, 1. Onay geldi. Evet, onaya basıyorum. Z raporu çıkıyor. Kasamızın Z raporunu bu şekilde alıyoruz. Z raporunu aldıktan sonra iptal tuşuna basarak satış ekranına geri geliyorum. Şimdi banka tarafındaki gün sonunu da almamız gerekiyor. Onu da şöyle alıyoruz. İptal tuşuna bastım. 7 tane seçeneğimiz vardı ana menü içerisinde. 5. sırada POS işlemleri var. 5 tuşuna basıyorum. Bakın 1. sırada iptal iade vardı. İptali birden yapıyorduk. 2. sırada da gün sonu var. 2 tuşuna basıyorum. 1. sırada gün sonu diyor. 1 tuşuna basıyorum. Seçim diyor. Detay ya da özet diyor. Fark etmez. İkisinden herhangi birinden alabiliriz. Detay diyelim. 1 tuşuna basıyorum. Evet, rapor basılıyor dedi. Gün sonu da bu şekilde alıyoruz. Gün sonu tamamlandı. Bu da bankanın gün sonu. İptal tuşuna basıp tekrar satış ekranına geliyoruz. Kasada yine 5 tane banka yüklüyse o zaman 5 tane bankanın içerisine girip ayrı ayrı gün sonu almamız gerekiyor. Hepsinin içerisinde menüler yerleri farklı. Mesela iptal 5 POS işlemleri dedik. Akbank 2. sırada. Yapı Kredi belki 5. sırada olabilir ya da farklı bir sırada olabilir yani. Gün sonu aldıktan sonra her zaman iptal tuşuyla satış ekranına geliyoruz. Bu 220 TL kasada temassız özelliği yok. Normal çiplik kredi kartlarıyla banka kartlarının çekimi yapılabiliyor. Temassız desteklemiyor bu modelde. Temassız çekemeyiz yani. Evet, kasamızın kullanımı bu şekilde. Basit, kolay. Yine kasayla ilgili herhangi bir işlem yapmadığımız zaman uyku moduna geçiyor. Herhangi bir tuşa bastığımız zaman uyku modundan çıkıyor. Taşıma esnasında tuşlara yanlışlıkla basılmaması için tuş kilidi seçeneğimiz var bu kasada. Şuradaki yıldız PLO tuşuna basarsak kasamız tuşlarını kilitliyor. Bakın tuşlar kilitlendi şu an. Aynı tuşlara tekrar bastığımız zaman açılıyor. Yani tuşlarımızı kilitlemek istiyorsak yıldız PLO diyeceğiz. Tuşlar kilitlendi. Herhangi bir tuşa bastığım zaman hiçbir işlem yapmaz. Sadece tuş sesi çıkar. Aynı işlemi tekrar yaptığımız zaman bakın tuş kilidini açtı. Kullanımı basit. Bu şekilde. Fiyat giriyoruz. Kısım nakit dersek nakit kesiyor. Fiyat girip kısım kredi kartına basıp kart okutursak da kredi kartıyla satış yapmış oluyoruz. Kullanımı bu şekilde.